Yemek yiyen onlar olacaktır. Başkan Kocaoğlu'nun 30 ilçeye aynı hizmeti götürüyorum sözleri bu kez Kemal Paşa'nın AK Partili Belediye Başkanı Arif Uğurlu'yu kızdırdı. İlçeme bağlı kapanan beldelerde kanalizasyonlar hala derilere akıyor diyen Uğurlu, Başkan Kocaoğlu'na önerilerini sıraladı. Biz siyasi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 180 küsür tane temizlik aracı dağıttık. Hiçbir ayrım yapmadık. Kiraz'da, Beydağ'da, Ödemiş'e de, Bergama'ya da, Kemalpaşa'ya da, Balçova'ya da, Alaya'ya da hepsine eşit hizmet götürmek bizim görevimiz. Başkan Kocaoğlu'nun bu sözlerine ilk tepki Ödemiş'in AK Partili Başkanı Mahmut Badem'den gelmişti. Badem, Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü taşımadığını iddia ettiği ilçe çöplüğünden Başkan Kocaoğlu'na seslenmişti. Kendi paramızla hizmet bekliyoruz. Bizden alınan parayla hizmet bekliyoruz. Hizmet gelmedi mi efendim? Hizmet gelmiyor mu değil işte, hizmet bu. Hizmet bu, eğer hizmetse hizmet bu. Buyurun. Kocaoğlu'na bir serzenişte Kemal Paşa'nın AK Partili Belediye Başkanı Arif Uğurlu'dan geldi. Kemal Paşa Belediyesi Büyükşehir'e her yıl ciddi miktarda para gönderiyor. Bizden 2 yıl aldıklarını 5 yılda bize verseler bir kereye mahsus olmak üzere bize yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Bunu da yeraltı yatırımlarında kullansınlar, altyapıda kullansınlar. Benim beldelerimin kanalizasyon sistemi derelere değil, arıtmaya aksın. Benim ova yollarım yapılsın. 10 yıl önce yapıldı ama şu an adeta sıfırlanmış noktasında. Çiftçi bu noktadan mağdur olmasın. İmar sorunumuz ciddi manada bizi sıkıntıya sokuyor. İmar sorunlarımız çözülsün. Kemal Paşa'nın genç reisi bir de öneride bulundu. Çok basit bir yöntemi vardır. Büyükşehir Belediyesi 30 ilçeye yapmış olduğu yatırımları ve bunların mali karşılığını bir tablo olarak ortaya koyar. Rakamları toplarsın, nüfusa bölersin. Ortaya çıkan rakam adaleti, eşiti net bir şekilde gösterir. Bunları ortaya koyarsın. Buraya bunu yaptım, buraya da bunu yaptım. Bundan daha şeffaf, daha real bir şey olmaz. O zaman millet değerlendirir. Ve bu işin de siyaseti de yapılmamış olur. Uğurlu sözlerini Büyükşehir'den ilçeme yatırım geleceğinden hala ümidim var diyerek noktaladı. 2,5 yılı geride bıraktığın an geriye döner bakarsın. 2,5 yılda Büyükşehir bana bunu vermiştir. Muhtemelen bundan sonra da şunları verecektir dersin. O zaman değerlendirmek daha kolay olur. Ben Büyükşehir'in bize katkı koyacağına dair ümidimi hala muhafaza ediyorum. İnşallah bu ümidimi yitirdiğimde de sizlerle bunu çok net, açık bir şekilde de paylaşırım.